Herkese yeniden merhabalar. Yine bugün çok güzel bir tarifle geldim. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir mantı tarifiyle geldim. Kilolarca mantı yapabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz dondurucuya atın, isterseniz hemen pişirip yiyebilirsiniz. Ramazan ayı için de pratik ve kolay olacak. Püf noktaları ile vereceğim. Lütfen siz de sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim. 2 adet yumurtayı kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı dolusu su ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve karıştırıyorum ve üzerine alacak kadar un ekliyorum. 800 gram kadar un aldı. Un miktarına çok takılmayın. Un, un miktarı değişkenlik gösterebilir. E, aldığı kadar un ekleyin lütfen. Şimdi unumu iyice karıştırıyorum. Önce spatula ile karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. Sonra gerekmiyorsa unu eklemiyorum. Ve ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Güzel bir hamur yoğuracağız. Bu mantı hamuru biraz yoğurulmak istiyor. Yani en azından 2 dakika boyunca yoğurmak gerekiyor. Şimdi leğenimde toparladım hamurumu tezgahıma alıyorum ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. tezgahta veya masada yoğurmak daha kolay oluyor çok yumuşak gelirse un ekleyebilirsiniz biraz yavaş yavaş unuza ekleyip kıvamını tutturabilirsiniz siz ilk defa yapacaksanız eğer biraz hamurunuzu hafif yumuşak tutun ben biraz sert bir hamur yaptım birazcık daha yumuşak olabilir kulak memesinden birazcık daha sert olması yeterli olacak sizin hamurunuz Şimdi tekrar leğenime koydum, üzerine poşet koyuyorum ve üzerine bir bezle örtüp kenarda bekletiyorum. En az bir yarım saat bekletmeniz iyi olur. Şimdi yarım kilo kıymam var. Yarım kilo kıymam içine iki büyük boy soğanı e, robota geçirdim, karabiber, pul biberi ekledim, soğanın suyunu süzdüm arkadaşlar. Çok fazla kıymamın sulanmasını istemiyorum. Ve maydanozu tuzunu da ekledikten sonra Çok fazla ezmeden karıştırıyorum İyice karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum dolaba kaldırıyorum Mutfağınız serin ise dolaba koymanıza da gerek yok mantınızı açana kadar Dolapta veya serin bir yerde beklemesi Gerekir Şimdi dinlenen hamurumu alıyorum hamurum biraz toparlandı şimdi tekrar bir dakika boyunca hamurumu toparlıyorum bu ikinci defa yoğurmak hamuru pürüzsüzleştiriyor mutlaka siz de böyle deneyin ve hamurumu ikiye bölüyorum İki eşit beze yapacağım size çok geliyorsa bunu dört beze yapabilirsiniz Bezelerimi bu şekilde tekrar bir toparlıyorum. Birini kaldırıyorum, tekrar üzerine poşet koyup kenara alıyorum. Biraz sert olduğu için toparlaması da biraz e, zor oluyor. Hemen kenara koydum. Tekrar poşetin üzerine geçirip kenarda bekletiyorum ve diğer bezemi açıyorum. Bezemizi toparladıktan sonra artık açma kısmına geçebiliriz. Masama biraz un serpiyorum, bezemi koyuyorum ve tekrar biraz un serpiyorum ve başka un hiç eklemiyorum arkadaşlar bitene kadar un eklemiyorum. Dediğim gibi sizin hamurunuz yumuşak ise eğer un açma işlemi bitene kadar azar azar un serpebilirsiniz yufkayı açarken ama sert bir hamursa ilk başta eklediğiniz un yeterli geliyor o onu yedire yedire yufkamıza açıyoruz sert hamurların açılımı da zor oluyor eğer ben mantımı fırında kurut kurutsaydım yumuşak bir hamur yapacaktım bunu direkt dondurucuya attığım için biraz sert bir hamur yaptım. Görüntüde gördüğünüz gibi siz de avucunuzun içiyle hafif hafif bastıra bastıra çok fazla ezmeden yufkalarınızı açın lütfen. Büyük bir yufka açtım. Şöyle ince, güzel bir yufka açtım. Şimdi ikincisini de aynı şekilde açıyorum arkadaşlar. Şimdi bu yufkamı rulo yapıyorum kenarda bekletiyorum. İkinci yufkamı da açtıktan sonra hamuru açma masama aldım. Onun üzerine koydum. Çünkü keserken masamın çizilmesini istemiyorum. Bu yer sofrasıdır. Yer sofrasının üzerine koydum. Önce altına mutlaka un serpin arkadaşlar. Çünkü kıymayı koyana kadar ve kesene kadar yumuşama yapabilir ve yapışabilir. Mutlaka serdiğiniz yufkanın altına Un serpiyoruz ve şimdi kıymaları yerleştiriyorum, kesmeden yerleştiriyorum. Bir tane e, açtım oklavamı koydum üzerine. Burasını düzgün yapmak için koydum ki sonuna kadar düzgün gitsin. Bir iki defa oklavamı çevireceğim. Ondan sonra oklavayı kaldırarak sırayla böyle e, kıymalarımı diziyorum. Bu yöntemle hem çok kolay oluyor hem çok pratik oluyor saatlerce de. Mantı kapatmanıza da gerek yok Çok kişi yazıyor abla elime yapışıyor kapatamıyorum İşte bu da size bir alternatif olsun Hem kolay hem pratik hem de lezzetli Bir saatte Kilolarca mantı yapabilirsiniz Bu şekilde bütün kıymamı Diziyorum Bu arada size bir püf noktası vereyim. Ben çok sık sık koyuyorum yani. Ben küçük küçük yufka mantılar yapacağım. Siz birazcık daha kenarları açabilirsiniz. Çünkü keserken arada bazen kıymalar açıkta kalabiliyor. O yüzden siz biraz daha seyrek bırakın. Birazcık büyük olsun ama kıymalarınız açıkta kalmasın. Ve hemen öbür yufkamı da üzerine koyuyorum. Kesinlikle çekiştirmeyin. Ee, aslında üste koyduğumuz yufka birazcık daha büyük olsa daha iyi olacak ve kenar kısımlarını böyle bir tabak yardımıyla kesiyorum. Çünkü kenar kısımları biraz kuruyor. Ee, kuruyunca e, böyle tabakla kestiğinizde bastırıyor ve birbirine yapıştırıyor, güzel oluyor. Sizinki çok fazla kurursa hafif ıslatabilirsiniz hamurun kenar kısımlarını. şöyle yakından göstereyim tabağın kenarından bastırarak bu şekilde bütün kenar kısımlarını kestim ve görüntüde gördüğünüz gibi arasını böyle daha rahat kesebilmek için ve yufkanın iyice yerleşmesi için parmaklarımla şekil veriyorum Mutlaka üstteki yufkanız birazcık daha büyük olsun ki daha gevşek üzerine serin ki çekilme yapmasın. Eğer çekilme yaparsa arada açılmalar olabilir. Ben ikisini eşit açtığım için üstteki yufkam hafif böyle bir de mantılarımı çok küçük küçük yaptığım için hafif mantıların kenarları bazıları. Açıkta kaldı onları ellerimle kapatıyorum Hiç sıkıntı değil Zaten hiç haşlar kendine, dağılma Hiçbir şey olmuyor Ve böyle aparatla hepsini kesiyorum İsterseniz yine tabakla da kesebilirsiniz Bir tane gösterdim size Tabakla da kesebilirsiniz Böyle aparatla da kesebilirsiniz Veya bıçakla da kesebilirsiniz İnanılmaz kolay oluyor Ve boşluk bıraktım Kenarlı e, ortalardan böyle kesiyorum. Görüyorsunuz ne kadar kolay oldu. Hemen mantılarım bu şekilde bitmiş oluyor. Siz mutlaka dediğim püf noktalara uyun arkadaşlar. Ben küçük mantılar sevdiğim için küçük küçük yaptım. bütün mantımı bu şekilde hazırladıktan sonra böyle dediğim gibi o kenarlarda açık alanlar hemen ellerimle kapattım ve tepsiye dizdim tepsilerimin altına bir tanesine yağlı kağıt koydum diğerlerine de biraz un serptim bunların hepsini dondurucuya atacağım bu elimdekileri de hemen kaynatıp nasıl pişirildiğini de göstermek istiyorum Şöyle hafif bastıracaksınız kenarlardan eğer açık varsa arkadaşlar hafif açılmalar olursa hani keserken kenarlardan eğer e, hamur çekişme yapmışsa çek, çekilmişse hafif kenarlardan bu şekilde bastırabilirsiniz. Ve bu şekilde ben şimdi bunları dondurucuya atıyorum ve diğerini de hemen pişiriyorum. Bunları dondurucudan çıkardıktan sonra ister çözdürün istersen hemen böyle dondurucudan çıkar çıkarmaz Kaynar suyun içine atıp pişirebilirsiniz. 2 litre kadar suyumu ocağa aldım. Kaynamaya başlayınca bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Ve şimdi mantılarımı içine boşaltıyorum. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra çıkarıyoruz çok fazla kaynatmıyoruz çünkü kuru mantı değil bu arkadaşlar fırında kuruttuğumuzda daha biraz daha uzun sürebiliyor ama bu yaş mantı e, kuru mantı olmadığı için kaynamaya başladı Bir dakika buçuk dakika arasında hemen çıkarıyoruz dağılmalar olmadan e, neticede hamurdur ve hamurlar yumuşar suyun içinde kaldıkça ve mantıların bu şekilde hazır. Hemen servis edecekseniz eğer hemen tabağınıza alabilirsiniz servis tabağına. Ama bekletecekseniz mutlaka şoklama yapın. Ee, yoksa birbirine yapışacak hamurlar. Soğuk suya, sıcak sudan çıkardığınızda hemen soğuk suyun içine koyup hemen süzün. Ee, o şekilde birbirine çok fazla yapışma olmaz ve çok büzüşmeler de olmaz. Ben hemen servis yapacağım için hemen tabağımı aldım. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos yaptım gördüğünüz gibi hiçbir dağılma olmadı hiç içinden kıyması çıkan olmadı çok kolay çok güzel oldu çok da lezzetli oldu gerçekten deneyin çünkü istediğimiz kadar kıymayı koyuyoruz dışarıda almanıza da hiç gerek yok kıymanın kilosu da çok pahalı mantının kilosu ekstradan pahalı oldu arkadaşlar evde bütçenize uygun güzel mantılar kolay mantılar yapabilirsiniz ve bir gün sonra dondurucudan çıkardım mantılarımı da bu şekilde hepsini poşetleyeceğim. Bakın hiç yapışmadı. Onlarda da hiçbir açılma, hiçbir sıkıntı olmadı. Hemen bunları tepsilerden çıkarıyorum ve poşetliyorum. Dondurucudan çıkardıktan sonra isterseniz önceden çözdürün, isterseniz hemen kaynar suyun içine atın ve mantılarınız pişmiş olacak. Çok kolay, çok pratik. Dolabınızda hazır mantılarınız olmuş olacak. Ramazana da kolaylık ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.